Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Bu anlatacağımız konuda söz konusu mabedin yönetim merkezi, fizik ve metafizik boyutlarında yapıldığını söyleyebilirim. Metafizik boyutta kalan yapım, Süleyman'ın ölümü ile yarım kaldığını biliyoruz. Dünyamıza bakan kısmın milattan sonra 70 yılında yıkıldığını söylenmektedir. Günümüz Siyonistleri yüzlerce yıldır bu tapınak kalıntılarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Mevcut teknoloji ile bunu nasıl başaramadıkları ayrı bir konu. Benim bahsedeceğim ise Süleyman Mabedi'ne alternatif olabilecek başka bir mabed ile ilgilidir. Bu da El Kazne. Petra dersem daha tanıdık olacaktır. Bunu araştırabilirsiniz. Gerçi araştırmacılar Petra'daki bu yapının bir mabed, tapınak olmadığı konusunda hemfikir. Petra kaya, taş anlamına geliyor. Bölgedeki kayaların kızıl renginden dolayı gül şehri de deniyor. Milattan önce 400, milattan sonra 106 yılları arasında bu aralarda yaşayan Nebati yani Semut kavmi tarafından yapıldığı biliniyor. Bu tarihler inandırıcı değil. Muhtemelen on binlerce yıllık bir yapı. Nebatilerin en büyük tanrısı Zuşera yani Aşara için yapılmış. Bu gördüğünüz resimde soldaki El Kazne, hazine, sağdaki ise Hatay'daki Aziz Petrus Kilisesi. Peter, kaya demek, havarilerden biri. Masif taş bloklara işlenmiş havalı girişleri vardır. Yine Nebatiler tarafından yapılmış olan benzer bir taş yapı da Madain Saleh. Bunun da El Kazne gibi mezar yapısı olduğuna inanılıyor. Salih peygamber denince akla ilk gelen devesi oluyor. Kayadan çıkan ve kayaya girerek kaybolan bir deve. Aynı Hazreti Peygamberi ve Ebu Bekir'i Sevr mağarasına götüren ve kayalarda kaybolan deve gibi. Anlaşılan bu devasa taş yapılar aynı zamanda bir portal gibi çalışıyor. Araf 40. ayette onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğine erişinceye kadar cennete de giremezler deniliyor. Bu gördüğünüz resimlerde soldaki Madain Saleh. Sağdaki ise tahminimce yeryüzündeki en stratejik portal olan Kabe. Giriş kapısı olan ama çıkış kapısı olmayan taş bloklar. Kabe demişken Petra'nın girişinde birkaç tane nispeten küçük taş bloklardan oluşan Kabe vardır. Bu bölgede M.Ö. 200'lü yıllarda fiilen kurulu ordular yapılan savaşlardan bahsediliyor. Sultanımız bir sohbette Kur'an'daki fil vakasının aslında bu bölgede yaşandığını anlatmıştı. Nitekim fil heykelleri ve kabartmalarına bolca rastlanmaktadır. Şimdi Petra'nın Süleyman peygamberle bağlantısına gelirsek. Petra, Tevrat'taki Kudüs'ten sonra en çok anılan şehirdir. Süleyman'ın eşlerinden birisi Petra kraliçesi Naamah. Yazar Graham Phillips, Hazreti Süleyman'ın hazinesinin şifresi kitabında 11. yüzyılda Kudüs'teki tapınaktan kaçan tapınakçıların çok değerli eserleri Petra yakınlarında sakladığını yazar. Musa peygamberin kardeşi Harun'u Petra harabelerine gömdüğü söylenir. Ve en önemlisi 2009 yılında Süleyman'a ait olan maden sahası, dökümhane, istihkam kalelerinin olduğu bir alan Petra'ya 30 mil mesafede bulundu. Süleyman Tapınağı denilince hepimiz Kudüs'teki tek bir duvarı kalmış malum yapıyı düşünüyoruz. Ama belki esas tapınak, yönetim merkezi veya portal başka bir yerdedir. Satürn gezegeni. Eski zamanlarda paganların en büyük tanrısı El ile ilişkilendirilmiştir. Bu gördüğünüz resimdeki solda Satürn'ün kuzey kutbundaki altıgen, sağdaki ise güney kutbundaki vortex yani girdap görülmektedir. İnternetteki resimlerde altıgen merkezinde kırmızı renkli kasırgayı da görebiliriz. Adeta dev bir Süleyman mührü gibi. Süleyman'ın anahtarı denilen ve 14. yüzyıla tarihlenen kitapta Satürn gezegeni ile bağlantılı 7 adet mühür bulunmaktadır. Her bir mühür farklı bir amaca hizbiyanen kullanılmaktadır. Süleyman peygamberin mühürler aracılığıyla gezegenin paralel boyutundaki varlıklar ile iletişime geçtiği, haberler aldığı gibi söylentiler bulunmaktadır. Zaten varlıklarla ve cinlerle konuşabildiğini biliyordunuz. Bizim düşüncemiz yapılan tapınağın yani yönetim merkezinin bir kapısı bizim dünyamıza açılırken diğer kapısının ise Satürn'ün paralel boyutuna açıldığıdır. Portallardan kapılardan bahsetmişken günümüzün en magazin portalı
Gen'den bahsetmeden geçmeyeceğim. 16. yüzyılın ünlü fizikçi, kimyager ve filozofu Henry Conrad'ın Büyücülük, Sihir ve Kimya isimli kitabında ebedi bilgeliğe açılan kapı başlıklı bir çizim bulunmakta. Bu gördüğünüz resimde solda gördüğünüz çizim budur. Mağara gibi bir yerde giriş yapan 3 kişi görülüyor. En üstte bir uyarı yazısı var. Uzak dur. Buradan hemen uzaklaş. Seni kafir. Sağdaki ise Gen deneyi. Son bir not eklemek gerekirse. Süleyman Mabedi sırrı, Süleyman'ın asasını kurdum kemiği söylenen ayeti Sebe 14'te Arapça orijinalinden Dabbetül Arz tabiri kullanılmıştır. Bunu kurttan ziyade Ellik Han ile ilişkilendirmek daha doğru olabilir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gizemleri kendiniz çözmeye çalışın. Esen kalın.